anda Bulgaristan Kiten'deyiz. Atliman Beach'te Atliman Camping'i var. Biz de arabamızla buraya geldik. Şimdi burada banyo ve duş bir arada bir şekilde. Ama yalnız çok temiz. Gerçekten bayağı iyi. Şurada mutfak kısmı var, buzdolabı var. Yani kampla ilgili çekeceğiniz zorlukların hepsini aslında düşünüp buna göre bir organizasyon kurmuşlar gerçekten. Bunun açık kısmını böyle göstereyim. Şu aslında çadırların içine elektrik... Evet. Şuradan. Prizler var burada. Buradan elektrikle ilgili olayı hallediyorsun. Biz aslında birazcık da ilk deneyim olacak diye çok böyle donanımlı ekstra donanımlı gelmedik ama hani buraya alışkın olanlar, uzun vakit geçirmeyi düşünenler gerçekten bayağı kapsamlılar. Ve buraya küçük bir portatif lavabo yapmışlar. Herkes karavanıyla gelmiş ve şöyle bir şey var aslında, hep böyle o karavanla ilgili videolar, hani böyle şeyde var ya, TLC'de falan var ya karavanla ilgili şeyler. Onları izlediğimde hep bana uzak ama iyi, tamam falan. Bana uzak, Allah'a yakın olsun der gibi. Ama şöyle bir şey var, gerçekten bu fikre alışmaya başladım burada. Bak delikanlıya bak nasıl bakıyor. Mekanın çıkıyorsun lan. Ya tabii bu arkadaş da buradaki görevlilerden. Yalnız bak buradaki olaya bak. Bu bir karavan. Karavanın önü. Bu buraya ait olabilir mi? Bence öyle gibi geldi bana. Öyle değilse adamlar gerçekten gerçekten işsiz. Sistemi kurmuşlar. Yani işsiz de diyebiliriz. Bence. İmajinde ve direkt geldik muhabbet ede ede. Kumsala. Gerçekten çok güzel bir kumsala var. Kumsala geçeceğim. Kumsala geçeceğim ama insanlar inanılmaz bir şekilde yapmışlar evlerini burada. Gerçekten sempatik gözüküyor yani. Bir yandan da tabii şey olduğu için, herkesin de mahremi olduğu için birazcık çekiniyorum da çekmeye. Mahremi olduğu için. Evet. Evet, nasıl geldik buraya onu anlat. Buraya nasıl geldik derken şey, yolculuk olarak. Evet. Sadece 3 saat sürdü ve sınırda yani önümüzde bir iki araba vardı. Hemen halloldu. Burayı net görebilecek mi bilmiyorum ama sağlık binası var burada. Şurada. Onun yanında yine halka açık WC var. Yani aslında kompakt bir yer. Aynı zamanda da birçok imkanı o kompaktın içine yerleştirmişler. Yani gerçekten çok güzel. Denizi de bu arada müthiş ve net bir denizi var. Denizin böyle birazcık gezelim mi? Deniz kıyısını. Mart çok yakın geçti. Bu beni korkutur. Bu arada burada can güvenliği kısmı var. Buradaki Lidl marketler bayağı reklam olarak yaygınlar yani. Ama Lidl market de bayağı uygun. Biz alışverişi oradan yaptık. Denize bak. Evet, o zaman toplam maliyeti konuşursak. Buraya gelebilmek için mi? Evet. Bir kere çadır aldık.
Yani tabii ki o yapacağınız alışverişler sizin spesifik tercihinize bağlı bir durum ama buraya gelebilmek için gerekenler şey 10 levaydı çadır için aldıkları, değil mi? Evet, günlük, kişi günlük bu, gecelik. Günlük 10 leva, kişi başı da 5 leva ödüyorsunuz. Bu arada arabanızla zaten girebiliyorsunuz. O çadır konusunun içinde bir olay. Evet. Yani 20 levaya, yani 20 çarpı 3,5 yaklaşık olarak gecelik kalabiliyorsunuz. Müthiş bence. Çok güzel ya, çok güzel. Bu arada plaja ücret ödemiyorsunuz. Kendi şemsiyenizi yanınızda getirmeniz, kendi şezlongunuzu ya da havlunuzu yanınızda getirmeniz burada daha güzel bir tercih olur. Yaklaşık bir 10 dakikalık yürüme mesafesinden sonra Kite'nin çarşı pazar kısmına geliyoruz. Ya aslında şöyle yani baya uygun fiyatlar. Çünkü 1 euro. 1 euro nereden çıktı ya? 1 leva. 2 leva. Leva şu anda bugünün kuruyla 3.2 lira, 3.15 evet. O yüzden de yaklaşık işte 1 lev olan şey 3.15'e falan geliyor. Aslında ülkemizdeki hediyelik eşyaya göre bile, yani şey magnetine göre bile daha uyguna geliyor bence. Yemek yerleri. Evet, yemek mekanı bolca var. Buralarda fiyatlar. Acaba burada şöyle bir durum var. Hani alfabelerini bilmediğimiz için. Ve rupide fiyatları da verilmiş buraya. Ayrıca çok fazla usta var. Bak, makarnalı bir menü var. 5 leva makarna. Üstünde deniz ürünleri var. O 5 leva yaklaşık 15 lira. Evet. Ya geliyor. Ya, İçecek de 2 leva, 1 leva, 2 leva arası. Evet. Ya aslında şöyle bir şey var. Burada tatil yapacağım dediğiniz zaman sizin o İstanbul'da serbest olarak takıldığınız, dışarıda geçirdiğiniz bir güne denk gelebilecek harcamalar yapıyorsunuz aslında burada da. Biz daha öncesinde şurada yemiştik. Evet. Burgers, pasta yemişti. Hatta Bora burada şey denemişti. Köpek balığı denemişti. Köpek balığı eti de satıyorlar, evet. Şurada hatta menüler var. Tabii ki akşam çarşı bayağı hareketli. Ben de şey yemiştim, cheeseburger'i yemiştim. Cheeseburger'i adam tavsiye etti. Evet. Eti hiç fena bilmiyorum. Eti bayağı büyük. Ama bir şey, şey karnı vatka. Ekmeği bayağı büyük. Porsiyonu bayağı büyüktü. İyiydi. Bayağı yoğun çarşı. Kumsalda kimse yoktu. Herkes buraya akmış gerçekten. Şöyle bir bilgiyi dipnot geçmek istiyorum. Buralarda harcama yapacağınız zaman çoğu mekanda kredi kartı geçmiyor. Hep nakit olarak aldıklarını söylüyorlar. O yüzden bir miktarı hesabınıza göre bir miktar çevirmekte fayda var. Burada her köşe başında şu makineyi göreceksiniz. Kahve makinesi. Dört buçuk gibi fiyatlar görünüyor. Ve Kamenitsa, bunların meşhur biraları sanıyorum. Tercih ediyorlar. Yani içme noktalarını. Ayrıca da old photo muhabbeti var burada galiba. 10 leva diyor. 10 leva mı? Evet. Seni çektirelim mi böyle? Yok. Böyle fiyat veriyorlar. Fiyatlar da güzel, evet. 1 leva, 1,5 leva, 2 leva. Boylarına göre değişiyor. Tamam mı?
Ben de alkol fiyatlarını söyleyeyim. Söyle, evet, bahsedebilirsin. Bunların rakıları var. Mastika. Ya ben rakıya çok benziyor tadı. 70'lik mastikayı 9 levaya alıyorsun. Evet. 70'lik mastikayı 9 levaya alıyorsun. İşte bu ne yapıyor? 30 lira civarında bir fiyat yapıyor. 70'lik yeni rakının Türkiye'deki fiyatı ne kadar? 170 mi? 160 mi? Çok ciddi bir fiyat en son baktığımız zaman. Yine aynı şekilde dışarıda herhangi bir kokteyli 15 lira civarına alabiliyorsunuz bir kafede, bir pub gibi bir yerde. Ki bu yine Türkiye'de çok en az 30 liradan başlıyor. Bu ayarda bir kafeye, bir club, pub gibi bir yere gittiğiniz zaman. Öyle yani, böyle bir enteresan şeyler var. Bakar mısın, buraları biz görmemiştik. Bayağı kalabalık akıp gidiyor yani. Evet. Bak mesela burada şeyler var, fiyatlar var. Bak mesela burada şişe veriyor, artı yanının şişe 60 lira veriyor. Bakıyoruz aşağıda, nargile, şişe. Bakalım başka ne var yanında? Su, çerez vesaire, bunları 99 levaya veriyor. Yani 300 lira. Gayet iyi. Kaç kişi yani? Evet yani baktığın zaman loje kapatıyorsun yani. Bunların tabiriyle anladığım kadarıyla. Ya gerçekten en iyi mekanlar falan bu fiyatları veren yani hani. Evet. Ki mekan bomboştu. Bu fiyat büyük ihtimalle yüksek olduğu için mekan bomboştu. Sen yani burada bayağı alışveriş yapardın aslında ama. Ya şu sıkıntı oluyor. Biz böyle elimizde leva patlamasın diye hani şey yapıyoruz. Az az levaya çeviriyoruz falan ama. İşte bu sefer de her yerde nakit geçtiği için hani elimizdekini planlayarak harcamamız gerekiyor. Tekrar işte exchange'i açık bulalım, yetiştirelim parayı o zamana kadar derken. Evet, burada yine Granted Recycle diyor bak. Burada görmüştük ya sirenleri. Neymiş? Yarım saati 10 levaya kiralıyorlar. Yarım saati 15 lira olacak şekilde. Bir de bunlar elektrikli galiba ya, değil mi? Evet. Evet, elektrikli bunlar. Hedefe göre herhalde hediye olayı var. Gördüğüm fiyatlandırma 5 leva. Ney? Atış 5 leva. Bisiklet veriyorlar. İşte 5 leva ediyor, bisikletini de alalım. Havlumuzu şimdiden atsak mı diyorum? Diyorum güzel, çok erken saat.